son sohbetimizde Sezai Karakoç'un 1980'li yıllarda yazdığı Alın Yazısı Saati şiirinden bazı bölümler okumuş, onun biraz satır aralarını konuşmuştuk. Bugün yine oradan devam ederim çünkü ondan sonra da inşallah bu faslı kapatıp başka bir daha önceki programı tekrar uygulamaya geçeceğiz. Alın saatinde tabi bu aslında hem Sezai Karakoç'un tefekkürünü hem bakış açısını hem İslam medeniyet tasavvurunun gereği olarak İslam alemini hangi gözle ne şekilde baktığını değerlendirdiğini bize bu şiirlerle aslında anlatıyor. Çünkü son şiirleri zaten. Ondan sonra pek şiir yazmıyor yani bu okuduğumuz şiirlerden sonra. O nedenle önemli yani İslam dünyasına, İslam ülkelerine, İslam alemine bir İslam medeniyet tasavvuru çerçevesinden bunu şiirleştirerek buna bakabilen çok fazla şair yok. Yani sadece bize değil dünyada da İslam aleminde de yok. Ve böyle olduğu için biz Sezai Karakoç'u İslam medeniyet tasavvurunun şairi olarak değerlendiriyor, tanımlıyoruz. Önceki bölümlerde yani bu şiir kitabının Kudüs'ü, Şam'ı, Bağdat'ı ele almıştı şair. En son okuduğumuz bölümde ise sabah yıldızıyla yine İslam dünyasının içinde bulunduğu, İslam ülkelerinin, İslam coğrafyasının içinde bulunduğu Şiirlerle ilgili bir sabah yıldızıyla dertleşiyor. Yine geçtiğimiz tabi sohbette bu sabah yıldızının diğer kültürlerdeki karşılığına dair birtakım şeyler bilgiler vermiştik. Dolayısıyla bugün onlara tekrar müsaadenize girmeyeyim. ama sabah yıldızı bildiğimiz Batı'da bunun adı Venüs yıldızıdır. Yani hem aslında güzelliği ifade eden hem yıldız kavramı bir aslında insanların yolunu bulmada da kullandığı sembollerdir. Kur'an-ı Kerim'de yine yıldızlara yemin eden bir sureyle, ve necip ile sure bulunduruyor. Onu da söylüyorum. 6. Şimdi şöyle yapıyoruz. Önce şiiri 1 iki bölüm ise okuyacağız. Biraz uzunca bir şiir. Ondan sonra da bunların vaktimiz el verdiğince satır aralarını değerlendireceğiz. Kimse söndüremez seni sabah yıldızı. İnsanlığın alın yazısısın. Altın çivilerle çakılmış zaman levhasının göğsüne. Ürkek bir güvercinin kalbi gibi atsa da nabzın, sen çelik kalesisin secdenin ve sabrın. Kerpiç damlara sessizce sürünüp geçsen de, ayın gölgesinde belli belirsiz iletsen de bildirini güneşin ilk parlayışıyla sönecek çiğ tanelerine. Kimse bilmese de yine sen olacaksın o güneşin gözbebeğinde. Güneş yakar sen şıtırsın. Ateş denizinin çalkantılarından yüzü bulandıkça onun yüzünü aydınlatan, suyunu durultan sen olacaksın. Ve o kadınlar nereye gittiler? Anne olan, sevgili olan o kadınlar çocukların üzerine titreyen, kirpiklerinde hep aynı sevgi ve merhamet ışığı, o kadınlar gökyüzüne mi çekildiler, eleğim sağmalara mı göçtüler? Muratlarımızla birlikte. Ve şimdi erkeklerin kötü alışkanlıklarına özentili bir kadınlar seli. Onlar gibi kumar, içki ve şiddetin esiri ve kente gece yarılarında tabanca sesleri. Bir kurşun senin de yüzünü sıyırmıştır o terör yıllarında fark etmişsindir sabah yıldızı. Yaşatmaya değil öldürmeye inanmış, diriltmeye değil söndürmeye kalmış bir takım eli silahlılar seni de mutlaka seni de o sonsuz sükunet dünyasında o her kımıldanışın bir altın değer kazandığı cihanda ürperttiler, titrettiler, sarstılar. En sefil bir kapitalizm taklidi ve komünizm ciridi kendi insanımızı, ruhumuzu, canımızı, kanımızı eritip emdi, emdi, eritti. Bir oyun böyle başladı. Bir oyun böyle bitti. Bir oyun hayır sabah yıldızı, gözümüzün bebeği, gönlümüzün çiçeği, sevgili sabah yıldızı oyun bitmedi. Bitti sanılan bu yerde yeniden başlayacak. İndi sanılan bu perde yeniden açılacak onların istediği gibi değil, kaderin istediği biçimde kan seli olarak değil, gül sağlığı halinde. Ve yeniden o anneler, o sevgililer geri gelecekler. Ve o aydın, o yiğit çocuklarını getirecekler. Senin kurşunla yaralanmış, kana batmış gözlerini ruhlarından akan ak ve billur bir kevserle yıkayacaklar. Gök, gök olacak. Yer yer olacak ve yeniden başlayacak maceramız dünya ve ahiret hayatımız. Şimdi Mehmet Akif Ersoy merhumun bir bülbül şiiri var. Eşin var, arşiyanın var, baharın var ki beklerdin kıyametler koparmak. Neydi ey bülbül? Nedir derdin? Bülbülle söyleşiyor. Bülbül orada bir simgedir, bir semboldur, bir imgedir. Burada da Şair sabah yıldızıyla hem estetik hem estetiğe ilham olmuş hem fiziki bir varlık hem bir alem bir geniş tasavvura götürüyor insanı. Venüs yıldızı geçen söyledim güneşe en yakın olan yıldızlardan bir tanesi. Yani o öyle bir özel durumu var işte parlaklığı ışıması vesaire. Şimdi onunla bir söyleşme var. Ve burada mesela diyor ki güneş yakarsan ışıtırsın. Ateş denizinin çalkantılarından yüzün bulandıkça onun yüzünü aydınlatan, suyunu durultan sen olacaksın. Bir sığınma ve bir umut bize aşılıyor. Sonra buradan cemiyet hayatına şiirin ikinci bölümünde bir cemiyet hayatına geçiş var. Cemiyet hayatının içindeki kendi medeniyet tasavvurunda şair içinde bulunan durumu, çürümüşlüğü, kokuşmuşluğu, problemleri, sorunları, cinslerin birbirine karışmasını, yani kadınların erkekleşmesini, erkeklerin kadınlaşmasını, bunların ortaya çıkardığı problemleri anlatıyor. Erkeklerin kötü alışkanlıklarına özentili bir kadınlar seni. Kumar, içki ve şiddetin esiri, kente gece yaralarında tabanca sesleri. İşte bunun ürettiği mesela terör yıllarında Oraya atıf yapıyor. Yani bunun ürettiği kaos, bunun ürettiği kargaşa, bunun toplumu getirdiği nokta bunlara atıf yapıyor. Ve burada tabii kendi tasavvurunu ortaya koyuyor şair. Yani biraz önceki mısralarda söylediği işte yaşatmaya değil öldürmeye inanmış. Diriltmeye değil söndürmeye kalmış. Bir takım eli silahlardan bahsediyor. Oysa İslam medeniyet tasavvurunda şair dirilişi ön plana çıkarıyor. Diyor ki biz ise diyor ondan sonra ruhumuzu, canımızı, kanımızı bunlar diyor emip diyor bitirdiler, gittiler. Sabah yıldızı diyor, sen gözümüzün bebeğisin, gönlümüzün çiçeğisin, sevgili sabah yıldızı. Oyun bitmedi diyor. Yani biz bunlara, bütün bu yokluğa, işte yaşatmayı değil, öldürmeyi ululayan, onu ön plana çıkaran bu anlayış diyor, bu son anlayış değildir. Biz buna karşı bir yeni sahne bitmedi, perde inmedi, peki perde tekrar açılacak ve tekrar gün ışıyacak. Dolayısıyla bunlar geri gelecekler, anneler ve sevgililer diyor, geri gelecekler. O aydın ve yiğit çocuklarını getirecekler. Dolayısıyla burada da bir umut var. Ak ve billur bir kevserle diyor ruhlarından akan bunları yıkayacaklar diyor. Gök gök olacak, yer yer olacak. Yani her şey yerli yerine oturacak, her şey aslına dönecek. Yani işte kadın kadın olacak, erkek erkek olacak, çocuk çocuk olacak neyse. Ve yeniden başlayacak maceramız dünya ve ahiret hayatımız. Yedinci bölümdeki şiirde de şöyle. Burada tekrar şeye çıkıyor. Asya ülkelerine İslam coğrafyasının daha çok Pakistan, Afganistan üzerinden bu defa bu tasavvuru sabah yıldızıyla daha doğrusu alın yazısı şiirinin saatinde bunları konuşuyor. Ben düşüncede yeryüzünü dolaşıyorum. Sen düşünde gökyüzünü sabah yıldızı. Sen düşünde diyor gökyüzünü görüyorsun. Ben düşüncede yeryüzünü dolaşıyorum. Haritalar çiziyor ruhum. Acının, utancın, hıncın ve hüznün haritaları. İslam coğrafyasının haritası. Umut dağları yükselmese, buştu nehirleri beklemese, denizler denizlere direnmese, yağmur ağaçlara örtülmüş olmasa, küller içinden çıkmasa yepyeni ve güçlü hakikatlerin hayalleri hayatın yükünü kim taşıyabilir? Bu ateşten kara parçalarında. Kuşlardan bahsetmek isterim sana. Güvercinlerden, kırlangıçlardan, hurmalardan, çiçeklerden, güllerden ve saman yollarından. Bütün bunlarla direniyoruz dünyaya. Yer altından çıkan taşlarla, gök taşlarıyla hisarlar kuruyoruz. Ölümün, kara ölümün pususunca. Büyük savunma, gecemiz, gündüzümüz. Bir rehinden kurtarıyoruz tam satılacakken evimizi. Hep cehennemlerden gözlüyoruz cennetimizi. Bir eskiler alayım yankısına çevirmişiz geçmiş günlerimizi. Büyük şeralelerle akan taptaze sesimizi. Sabah yıldızını, ak yıldızını kaybetmiş ülke. Sevgili ülke Afganistan. Seni andım yine bu gece. Sattılar seni bir gün esirler pazarında Rusya'ya. Zavallı Afganistan. Hayır, hayır. Zavallı değil. Kahraman Afganistan. Ruhları donmuş şahların, ruhları donmuş şahların, sana yabancılaşmış aydınların attı seni kucağına Rusya'nın. Pakistan'a karşı. Zavallı Afganistan. Hayır, hayır. Zavallı değil. Kahraman Afganistan. İleri göremediğinden, habersiz olduğun için gelecekten, ürküttüğü için kendinden attı seni esarete, istemeden, bilmeden Pakistan, zavallı Afganistan. Hayır, hayır, zavallı değil, kahraman Afganistan. Dünyayı bir kefeye, kendini bir kefeye koyan İran, yalnız kendine açık, kendi sorunu dışında sorun tanımayan, umursamadığın yanı başında gözler önünde çiğnenmesini bir kardeş ülkenin. Pakistan, İran, Türkiye dağıttılar birliklerini en düşman ülkeler paktar kurarken seni baş başa koydular kaderin. Ey İslam ülkeleri! Birlik sizin ana ilkenizken paramparça oldunuz. Niçin ve neden? Her gün biriniz bir ziyafet konusu kurda kuşa. Kalanlarınız da giriyor sıraya. Bekliyorlar kurban edilme nöbetini. Ama Afganistan'ın kahraman çocukları bir an bir bir can verecek gerekirse yurtları mukaddesatları uğruna. Hindikuş dağlarında bugün bambaşka bir ateş yanıyor. Sönmez bir ateş, bir ateş tohumu geleceğin diriliş meşaleleri için. Bir gün Hayber geçidinden uçuşmaz dağlardan o sancak geçecek. Kurtuluş günü olacak o gün. Şehitlerin dirildiği gün ebedi Allah ve amaçta. Şimdi burada tabi bildiğimiz böyle neredeyse bir uluslararası ilişkiler konusu bu şiir. Alın yazısı saatinin yedinci bölümü. burada eleğim sama dediği saman yolu. Saman yolunun diğer ismi. Aslında alaimus sema'dır. Arapçada gökteki beliren alametler anlamında. Alayımız Mussema, müs bunu Türkçe eleğim sağma yani bir elek sağılmış gibi bildiğimiz samar yolu. Ben diyor sana diyor aslında kuşlardan, güvercinlerden, kırlangıçlardan bahsetmek isterim. Güllerden, saman yollarından. Ama diyor biz diyor yer altından çıkan taşlarla dünyaya direniyoruz. Gök taşlarıyla hisarlar kuruyoruz. Ölümün, kara ölümün pususunca. Tam diyor bir rahimden kurtarıyoruz tam satılacakken evimizi. Yani bu bir mücadele içindeyiz. Hep cehennemlerden gözlüyoruz cennetimizi. Yani bir cennet gözlüyoruz. Umudumuz var. Bir muştu var. Ama diyor bir cehennemin içinden diyor cennetimizi gözlüyoruz. Yani yaşadığımız cehennem gibi. Bir eskiler alayım yankısına çevirmişiz geçmiş günlerimizi. Büyük şelaleler rakan taptaze sesimizi. Kendi medeniyetimizi, kendi değerlerimizi eskici pazarındaki mallar gibi görüyoruz. Yani sanki şey geçmiş, günü geçmiş, modası geçmiş, işte şeye tavan arasına atılmış eskici. Yani eskimiş gitmiş gibi bakıyoruz diyor. Halbuki diyor bizim esas büyük şelalelerle akan taptaze sesimiz orada. Sabah yıldızını, ak yıldızını diyor. Kaybetmiş ülke, sevgili ülke Afganistan. Şimdi burada tabii şeyi söylüyor. Mesela şahların bu şeyi önemli. O Orada şey bir cümle. Ruhları donmuş şahların. Afganistan'daki malum Emanullah vardı, Zahir Şah vardı. Ondan sonra oradaki da işte Davut Han vardı vesaire. Onların zamanında yapılan bir takım yanlışlar, bir takım hataların sonucunda ve biraz sonra gelecek Pakistan'a karşı diyor. Yani Pakistan'ın şeyine girme diye Rusya'nın seni diyor bunlar kucağına attılar. Benim yedek subay iken bir komutanım vardı. Allah rahmet eylesin. Urfa 20. Mekanize Tugay komutanıydı bir paşa. Mustafa Gökgöz Paşa. O Kore'de şey yapmış, Kore gazisiydi aynı zamanda. Ve ateşe olarak çalışmış Afganistan'da. O zaman yapılan bu şahların, yani örtüşüyor Cezay Karakoş'un şiiriyle, bizim rahmetli Mustafa Gökgöz Paşa'nın Afganistan'ın nerede yanlış yaptı da, ondan sonra sıra dedi ki, Askerlerini dedi, Kızıl Ordu'nun şeylerine eğitimlerini yaptırdılar. Öğretmenleri onlar da dedi, kurbay, subaydan. O zaman dedi, şey yaptı, yani orada başladı. Ve bu Emanullah'tan bahsetti, Emanullah'ından. Dolayısıyla bu şair de bunları söylüyor. Diyor ki, ileriyi göremediğinden, habersiz olduğun için gelecekten, ürküttüğü için kendinden attı seni esarete istemeden bilmedi. Bir şey daha var yine. Mesela İran'a bir sistem var burada. Yani güçlü, geleneği olan. Sen diyor dünyayı bir kefeye, kendini bir kefeye koyan İran. Yalnız kendine açık. Kendi sorunu dışında sorun tanımayan. İran'ı bu şekilde tanımlıyor şair. Umursamadı seni yanı başında gözler önünde çiğnenmesini bir kardeş ülke. Gözünü yumdu yani sana. Kendi sorunu dışında bir sorun yok. Onun hani onunki sadece kendi iş sorun işte o. Malum yaklaşımı sebebiyle. Mesela bir şey daha söylüyor. Bu da çok önemli. Şimdi o tarihlerde Türkiye, İran ve Pakistan'ın önce Bağdat baktı, sonra Sento. Hatta Sento'nun genel merkezi de şeyi Türkiye'deydi, genel sekreterliği. Sento'nun genel sekreteri de en son yanlış hatırlamıyorsam Ümit Haluk Bayülken'di. Sento genel sekreteriydi. Türk'tü yani. Türkiye, İran, Pakistan'ın kurduğu bir paktı. Bu aslında bu işte Orta Doğu'daki dengeyi, düzeni koruma yönünde de önemli bir paktı. Diyor ki Pakistan, İran, Türkiye dağıtlar birliklerini en düşman ülkeler paktar kurarken seni baş başa koydular kaderinde. Evet. Varşova Paktı oluyor, işte NATO oluyor, öteki oluyor, beriki oluyor. Herkesin paktları var. Ama siz diyor, Türkiye, İran, Pakistan, sen topaktı paktı var. Sen o paktını dağıttın. Onlar o paktı onlar dağıttılar. Dağıtınca seni de şeyin yalnız bıraktılar. Ve Pakistan'a mütesim olacaksın? Rusya'ya mütesim olacaksın? Pakistan'a teslim olma diye de seni attılar Rusya'nın kucağına. Ki ondan sonra Rusya'yla içinden öyle bir ilişkiler oldu ki arkasından Rusya gelip oraya arka arkaya darbeler yapıldı. 77 yazından itibaren 3 tane darbe oldu. Hafizullah Amin, Nur Muhammed Terakki ve en son Babrak Karmal. Dolayısıyla Babrak Karmal da son noktayı koydu. Sovyet Kızıl Ordu'yu davet etti Afganistan'ı işgal etmek için. Yani mesele bu şekilde. Bunları anlatıyor. Ha bir şey daha söylüyor. Diyor ki burada bu da çok önemli. Tasavvafı Karaçul bu yüzden İslam medeniyet tasavvurunu şair ediyoruz. Ey İslam ülkeleri birlik sizin ana ilkenizken tevhid, tevhid düşüncesi yani esas İslam'ın temel noktası bir cümle tevhiddir. Şirke karşı tevhid. Ana ilke budur. Tevhiddir. Mesela birliktir ya. Yani. Sizin diyor ana ilkeniz diyor birlik iken diyor siz diyor paramparça oldunuz. Niçin ve neden? Her gün biriniz bir ziyafet konusu. Sıra böyle her gün sıra birine geliyor. Birini deviriyorlar. İşte bir gün Irak işgal ediliyor. Bir gün Pakistan, bir gün Afganistan, bir gün öteki, bir gün Suriye, bir gün falan filan böyle halen devam ediyor. Kalanlarınız da diyor giriyor sıraya. Bunu bu şiir yazıldığında henüz Irak işgali yok. Henüz mesela Suriye yok. Yemen yok, Libya yok. Bunların hiçbirisi yok. Bu şiir 80'li yılların ortalarında yazıldı. 1980'li yıllarda. Yani Afganistan'ın kurtuluşu da, yani Sovyetlere karşı kurtuluşu mücadelesinin devam ettiği yıllarda yazılmış bir şiir. Buna rağmen şunu söylüyor şair. İşte bu da çok önemli. Görüyor o zaferi, gelecek olan zaferi. Diyor ki ama Afganistan'ın kahraman çocukları bir bir can verecek gerekirse yurtları, mukaddesatları uğruna. Hindi kuş dağlarında bugün bambaşka bir ateş yanıyor. Sönmez bir ateş. Bir ateş doğumu geleceğin diriliş meşaleleri için. Tabii öngördüğü şairin öngörüsü bu dolayısıyla bu öngörüyle bunu söylüyor. Tabii maalesef ondan sonra Müslümanlar başka bir imtihan girdi ve o imtihanı da veremedi. Bunlar hepimizin tabii yani hepimizi ilgilendiren bir şeydir. Bütün bu İslam medeniyet tasavvuru'nun içindeki herkes, hepimiz ondan sonra yani büyük engel aşıldı. Fakat kendi nefislerimize karşı verdiğimiz mücadelede. Onu sağlayamadığımız için Afganistan hala işgale konu oluyor. Bu defa terör örgütlerinin işgale giriyor vesaire. Evet bu iki bölümle bu akşamda inşallah tamamlayalım. Teşekkür ederiz.